Sayın konuklar, değerli izleyicilerimiz, 20 soru 20 cevap Serhat Gündem programına hoş geldiniz. Bugün yine sahalara inmişiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları, İstanbul 39 ilçe belediye başkanı adaylarıyla İstanbul'la alakalı düşüncelerini alıyoruz. İstanbul dünyanın tarih kültür kenti ama son dönemde çok betona dönüştürüldüğü için turizm kültüründen ağır ağır uzaklaşıyor. Bugün çok önemli bir konumuz var. Kurtan Gazi belediye başkanı adayımız, Mimar Haluk Bozkurt'la birlikteyiz. Eğer İstanbul'u bugüne kadar mimarlar yönetmiş olsaydı bu şehir kültür şehrinden uzaklaşmazdı. Dolayısıyla artık mimarlar iş başına gelecek. Bu kenti düzeltmeye çalışacaklar. Biz de meydanlardayız. Çok değerli belediye başkanlarımızın duygu düşüncelerini, projelerini alıp sizlerle paylaşacağız. Şimdi 20 soru soracağız. 20 cevap alacağız. Bakalım mimarımız Sultan Gazi ilçesinde neler yapacak? Burayı nasıl bir cazibe merkezi yapacak? Veya Sultan Gazi'nin marka kent olması için projeler nedir? Önce efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tekrar teşekkür ederim. Birinci sorumuz, kısacası tanıyabilir miyiz? Benim ismim Haluk Bozkurt. 1970 Ardahan doğumluyum. 83 yılından beri İstanbul'dayım. Gazi Osman Paşa'dayım. Sonra Sultan Gazi olarak ayrıldı. 87 yılından beri de burada ikamet etmekteyim. Mimarım, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. İki dönemdir de Sultan Gazi ilçesi kurulduğundan beri belediye meclis üyeliği yapıyorum. Bu dönemde partimin belediye başkan adayı görevini yapıyorum. İnşallah başarılı olacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Efendim, yengeden izin aldınız mı? Destek aldınız. Cumhuriyet Belediye Başkanı'na soruyoruz tabii. Şimdi siyasetçilerin, yani 10 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Yani siyasetçiler hiçbir zaman yengeden izin almaz ama yengeler arkasında. Bu dönemde eşim de arkamda sahada çalışıyor. Onda bir sıkıntı yok. Evet, teşekkür ederim. Efendim, zaman zaman konuşmalarınızı basından duyuyoruz. Yani eskiden Mimar Sinan bir camiyi yapmış, temelini 3 yıl beklemiş. Ama burada biliyorsunuz bir mimarsınız, bir bina yapınca 3 ayda dikiliyor. Dolayısıyla önünde fotoğraf çekilecek bir bina kimse yapmıyor. Ranta dayalı olduğu için betona dönüştürülüyor. Zaman zaman söylüyorsunuz, biz Sultan Gazi'yi Sultan Gazi'lerle birlikte yöneteceğiz. Evet. Onların onaylarını alacağız. Belki bir halk belediyeciliğini geliştireceğiz diyorsunuz. Bu konuda Sultan Gazi'yi Sultan Gazi'lerle nasıl yöneteceksiniz? Şimdi bu dönem gerçekten İstanbul'un son 10 yılına baktığımızda meslektaşım olduğu halde bu ranta, bu beton yığınına dönüşmesini engelleyemedi. Bunu niye engelleyemedi? Biliyorsunuz İstanbul'dan yönetilmiyor, Ankara'dan yönetiliyor. Tabii ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değilim ama bu Sultan Gazi'yi de etkiledi. Sultan Gazi'de de bölgemizdeki projelerde kesinlikle halka danışılmadı. Bir kent meclisimiz var. STK'ların, meclis üyelerinin, muhtarların, bölgenin ileri gelenlerin oluşturduğu bir meclis. Bu mecliste sadece sözde kaldı. Ben iki dönemdir meclis üyeliği yapıyorum. O meclisten bize gelen bir karar yok, bir tavsiye kararı yok. Biz ne diyoruz? Meclisleri bir bölgede bir iş yaptığımızda, mahallede plan yaptığımızda referandum yapacağız ve oradaki meclislerle, halk meclisi tarzında meclislerle yöneteceğiz. Tabii bunların yasal olarak yetkisi yok ama oradaki tavsiyelere uyacağız. Bu temsil demokrasi değil de doğrudan demokrasiyi yerleştireceğiz diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Efendim, bir mimar olarak Sultan Gazi'nin hissediyor, yani dünya kentleriyle hissediyor, ziyaret edilebilecek ve iyi bir algı oluşturacak ne gibi projeniz var? Yani büyük bir park alanları olabilir, yani ilgi çekecek, basın ilgisi çekecek ne gibi projeniz var? Şimdi bizim öncelikli amacımız gerçekten bölgemizin tarihini incelediğinde Osmanlı döneminde işte bir Cebeci köyü var, tarihi köylerimiz, Mağlova kemeri var. Kırçeşme Su Galerisi bizim bölgemizden geçiyor. Tabii bunlar geçmiş, bu dönemde ve geçmiş dönemde yok sayılmış, tarihi koruyamamışız. Elimizde kalanları tarihe katacağız. Bir de bizim etkin kullanamadığımız bir barajımız var, Alibeyköy Barajı. Bunlarla da ilgili işte çalışmalarımız var. Onların su parlarının açılması, aktif bir şekilde açılması, kent ormanı dediğimiz bölgenin ilk başta iyi gitti ama sona doğru orası da vasıfsız bir hale dönüştü. Bunları geliştireceğiz.
Ve en önemlisi Ekrem Bey'in bir projesi var. Taş Ocakları kapandığında orayı bir doğa merkezi yapacak. Onu da dünkü tanıtımında, evvelki gün tanıtımında anlattı. Bunları vatandaşa izah edeceğiz. Ama esas görevimiz Sultan Gazi'yi yaşanabilir bir şehir haline getirmek. İnsanların rahatça parklarında dolaşabileceği, okullarının okul sayısının arttığı, park sayısının arttığı bir şehir haline getirmek, modern bir kent haline getirmek. Biraz sokaklara inelim. Yani bu son dönemlerde gerek yoksulluk, gerekse emniyet yani ya kontrol edememiş, yoğun bir şekilde uyuşturucuya bulaşmış çocuklarımız var. Siz halk belediyeciliği yapacaksınız. Önce halkın çocuklarını kurtarmak gerekiyor. Uyuşturucuyla alakalı ne gibi projelerimiz var? Şimdi uyuşturucu ile ilgili bir mahallede biz biraz daha imara yoğunlaşmışız, kente yoğunlaşmışız ama kentin içindekine yoğunlaşamamışız. Bir mahalledeki toplantıda gençler yanıma geldi. Ben en büyük isteğiniz ne dedim benden. Onlar dedi ki uyuşturucuyla mücadele. Bu bir belediye başkanının görevi, asli görevi değil ama bence asli görevlerinden olması gereken bir şey. Biz rehabilitasyon merkezleri açacağız ama esas olan gençlerimizin bu boş vakitlerini değerlendirecekler anlamlar. Bu boş vakitler nereden oluşuyor? Tam güne geçmediğimiz için ve bu sosyal aktivite yapacakları alanlar yok. İşte bir spor sahası yok. Atıyorum kütüphaneler yok, etüt merkezleri yok. Bu yöndeki eksikliği tamamlayacağız ve aileleri bilinçlendireceğiz. Genç o uyuşturucuya ulaştıktan sonra onun tedavisi çok zor, çok güçlü bir irade istiyor. Esas olan hiç tanışmaması. Tanışmamasının da çözümü vaktini değerlendireceği alanlar. Bunlar bence tesirli olacak diye düşünüyorum. Hem aldığımız bilgilere göre eğitimle alakalı çocuklar çok kalabalık sınıflarda. Gelince çocukların eğitimi olsun, özellikle sanayiciye bu meslek okullar, Türkiye'deki o düz liselerin neden açıldığını bilmiyorum. Mesleki liselerin açılması noktasında ne gibi çalışmalar olacak yani? Yani belediye bünyesinde sertifikadır, bonservisi, bunlar ne yapacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi, Sultan Gazi'nin başkanı Mimar Ali Kuntur. Bu belediyenin İSMEK tarzı kursları var. Burada işte gerçekten hayatta belli sebeplerden dolayı meslek sahibi olamamış insanlara bir meslek edindiriliyor ama bunlar yetersiz halk eğitim merkezlerinde. Esas olan bizim gençlerimizi, lise çağındaki gençlerimizi bir meslek sahibi yapmak. Bizim en büyük hatamız herkesi bilim adamı yetiştirmeye çalışıyoruz, herkesi doktor yetiştirmeye çalışıyoruz. Herkesi masa başı içinde bir ara eleman ihtiyacını karşılamıyoruz. Bölgemizde de bir meslek lisesi var. Meslek lisesinin derslik sayısı gerçekten yetersiz. Meslek liselerini arttıracağız ve sanayiyle işbirliği yapacağız. O aradaki kontağı sağlayacağız ki çocuk okuldan çıktığında boşta bulunmasın, direkt alanında çalışsın. Ülkenin en büyük problemi bu. Bunu bölgesel olarak da çözeceğimi düşünüyorum. Bir de çok önemli İşsizlik sorunu var. Mesela bir bakıyorsun Sultan Gazi'deki fabrikada başka birisi çalışıyor. Başka ilçelerden geliyor. Yani belediye şeyle, sanayiciyle nasıl bir ilişki kuracak? İşsizliği azaltmak için. Şimdi biz yani Sultan Gazi ilçesi içindeyiz ama Sultan Gazi bir adamın içinde değil. İstanbul'un içinde. Yani bu bizden oraya işe gidenler var, o taraftan buraya ama en önemli problemimiz bölgede ne diyoruz? İstihdamı sağlayacağız. İstihdamı arttırıcı şeyler yapacağız. Özellikle spor ayakkabıcılar bizim bölgemizde yoğun. %70'i üreticilerin bizim bölgemizde irili ufaklı 700'e yakın spor ayakkabı imalatçımız var. Onlarla ilgili geçen de görüştüm. Geçmiş dönemlerde mevcut belediyenin sözleri vardı, yerine getirmedi. Organize sanayi bölgesi tarzında bir bölgeyi inşa etmeyi düşünüyorum. Ve depolama alanları diğer baca sanayiye de bir organize sanayi bölgesi yapmayı düşünüyorum. Çünkü bölgemiz gerçekten işçi semti, ben de bu semtte büyüdüm, emekçi semti, bir ihtiyaç var buna. Bunu da karşılayacağımızı düşünüyorum. Yatırımcıyı bölgede tutacağız, mevcut yatırımcıyı da. Bir de sürekli olarak bazı belediyeler iş adamlarını yurt dışına götürüyor. Yurt dışı bağlantılar yapıyor. Ulusal
uluslararası bir ticaret yapmasının önünü açıyor. Tabii markalarımız var ama sadece Türkiye içerisinde dolaşıyor. Buranın da yurt dışında bölgeye yatırım yapması için bir planınız var mı, projeniz var mı? Şimdi yurt dışına yatırımdan ziyade bizim bugün işte dolaştığımız konfeksiyonlar olsun, imalatçılar olsun, durumu iyi olanlar ihracata çalışanlar, onların da durumu iyi değil. Ben gerçekten ihracata eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. İmalat sektöründe bu inşaat verdiğimiz emeği, zamanı o sektörlere harcasaydık farklı olurdu. Tabii yurt dışında ticaret önemli bir şey. Oradaki yatırımcının buraya gelmesinden ziyade buradaki imalatçının oraya satış yapmasını teşvik edeceğim. O yönde çalışmalar yapacağım. Seçildiğinizde yani her böyle Anadolu'dan gelen insanların çok sorunları var. Hep bitişik nizam. Bitişik nizam olunca sadece yani bir, üç duvarı kapalı, bir arkası ve önde, arkada da çok az bir boşluk oluyor. Dolayısıyla bir kent görünümden uzak oluyor. Siz seçildiğinizde bu bahçe nizam projenizi uygulayacak mısınız? Şimdi Sultan Gazi'nin bir gerçekleri var. Ben Sultan Gazi'yi tamamen yıkıp yapmaya anlatacağım. Ama ne diyoruz? Sultan Gazi'nin 50 yılını planlayacağız. Yani 5 yılını planlamayacağız. Bu da kentsel yenilemeyle. O bitişik nizam dediğiniz aslında yapışık nizam. Yani tamamen binalar birbirine yapışık. Bu bölgede plan anlamında biraz Gazi Mahallesi'nin planları. Orada çünkü ikiz nizam var. Daha bahçeli nizam dediğimiz. Biz ne diyoruz? Kentsel yenilemede adaları birleştireceğiz. O bitişik nizamdan vazgeçip gerçekten bahçeli nizama döneceğiz ve onlarda da yeşil alanlar yaratacağız. O yönde çalışma yapacağız. Mevcut yönetim, belediye oyu bize vermezseniz CHP kazanırsa sizi işten çıkaracağı gibi şeyler söylüyor. Bu sorumuza nasıl cevap verirsiniz? Şimdi önce Ekrem Bey'in bununla ilgili taahhüdü var. Daha doğrusu genel başkanımızın da taahhüdü var. Biz hiçbir zaman işçiyle uğraşmayız. 10 yıllık dönemimde de meclis üyeliğimde de herhangi bir işçiyle uğraşmam. Eğer çalışıyorsa, işini yapıyorsa hak edene vereceğiz. Ama bankamatik memuruysa onlar da tabii gereği yapılacak diye düşünüyorum. Yani bizde de bankamatik memurlar olmayacak. Geçmişteki hatalara düşmeyeceğiz. Şimdi efendim bu Fransa'da önce altyapı yapılır. Yollar yapılır, sonra konut yapılır. Türkiye'de tersi yapılıyor. Önce konut yapılıyor, ondan sonra trafik sorunu oluyor. Dolayısıyla Sultan Gazi'de bundan sonra 50'lik proje yapıyorsunuz ya. Trafik sorunlarını nasıl planlıyorsunuz? Trafik sorunu makro bir çözüm. Mesela bu Sultan Gazi'nin sadece çözeceği bir alan değil. Geçen de söyledim Ekrem Bey'in trafiği yeni yollar yapmakla çözemezsiniz. Bunun dünyada çözümü yok. Doğru olan uzmanların söylediği toplu taşıma. Son 5 yılda 30 kilometre metro inşaatı yaptılar ve çoğu metro inşaatı da borçlarından dolayı durdu. Ekrem Bey'in bir taahhüdü var. Bu hatları arttıracak, 200'e çıkaracak. Sultan Gazi'de de mevcut bir hat var. Onun da yer altına almasını sağlayacağız. Ve Gazi Mahallesi'nde de bir talihat düşünüyoruz. O hat, faniküler hat diyoruz onlara. Onlarla vatandaşlarımızı metro hatlarına taşıyacağız. Geçen Cebecim Mahallesi'nde sabah kahvaltısı verdik işe gidenlere. Cebeci Mahallesi'nin nerede 2 kilometrelik bir caddesi var. O caddenin sonundan başına kadar insanlar yürüyorlar metroya ulaşmak için. Bunları da çözeceğiz. Esas olan toplu taşıma, yeni yol her zaman ek yük getiriyor. Doğru bir çözüm değil. Şimdi efendim diziler işlerimiz, hepimizin işlerini teslim almış. Yani dizileri izlemeden önce yanına bir YouTube'dan da şey atıyorlar, peçete alıyorlar. Dizileri seyrederken ağlıyorlar. Kadını üretime katmak için neler yapacaksınız? Şimdi benim gördüğüm, bizim dönemimizde kadın çalışmazdı. Benim babam da mesela annem çalışmak istediği halde çalıştırmadı ama artık kadınlarımız çalışıyor. Niye çalışıyor? Gereklilikten dolayı geçinemiyorlar. Bir kadını istihdama sağlamak için kadını eğitmeniz lazım. O yönde eğitimleri yapacağız. İkincisi çalışan kadınların problemleri var. Nedir? Çalışan kadın çocuğunu bırakacağı bir anaokulu yok, kreş yok. Ya apartmandan bozma
okullara götürüyor. Biz diyoruz ki geldiğimizde özellikle gelir düzeyi düşük insanlara her mahallede en aşağı iki kreş sözü veriyorum. Bu yönde de çalışma yapacağım. Okul öncesi eğitimi öncelik vereceğiz. Zaten öbürü de sonradan gelir diye düşünüyorum. Hem seçildiğinizde mutlaka sokakları geziyorsunuz. Herkesin bir talebi var. İlk işiniz ne var? Seçildiğimde ilk işim, tabii ben 10 yıldır bu bölgede meclis üyesiyim. 30 yıldır da çalışıyorum. Problemlerini biliyorum. Ama esas işim bu tasarruf dediğimiz tedbirler, bu gereksiz geziler, gereksiz harcamalar, onları kısacağım. Ve bir sözüm daha var, gerekmediği yerde kaldırımdı, yoldu, bunları yapmayacağız. Çünkü bunlar bizim asli önceliklerimiz değil, bütün yönümüzü buna harcamayacağız. Hizmet binaları, belediyenin bir sürü yaptığı bu dönemde, onları yapmayacağım. Ve kapalı pazar alanları, atıl pazar alanları yaptı. Yeni projeleri var. Onları da durduracağız. Çünkü o projeler şu an 200 milyon borcu olan bir belediyenin yapacağı projeler değil. Esas olan planlama, planlamaya dönük çalışmaları yapacak. Ve dediğim gibi eğitim ve eğitim, sağlıkla ilgili önceliklerim olacak. Kentin, yani insanların sosyal kültürel faaliyetlerinde, evet, festivaller çok önemlidir. Oradaki barış ve kardeşlik sağlanıyor. Çünkü insanlar omuz omuza alay çekiyorlar. Festivaller noktasında, evet, bu kültür, sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında neler söyleyeceksiniz, neler yapacaksınız? Şimdi bizde bir kültür merkezimiz var, Hoca Ahmet Yesevi. Bir arkadaşım geçenlerde dedi ki, ben buraya Borusan Filarmoni Orkestrası'nı getirecektim. Tabii getiremedim, bu anlayış yerleşmediği için. Sadece biz kültürü bir popçunun konser vermesiyle algılıyoruz. Tiyatro daha yeni açıldı. Bölgemize daha ilk defa sinema geldi. Tabii bu görsel sanatları da geliştireceğiz, destekleyeceğiz. Ve bizim bölgemiz gerçekten kültüre de aç bir bölge. Ama kaynağımız da var. Bölgeyi gezdiğimde göreceksiniz. İnsanlarımız sanata meyilli, sanatla meşgal istiyorlar ama o alanları bulamıyorlar. O alanları da açacağız. Müzik okullarını destekleyeceğim. Sanat atölyelerini destekleyeceğim. Zaten meslek itibarıyla sanata da uzak değilim. Çünkü benim de aldığım bir sanat eğitimi var. Öğrenirim. Türkü mü söylüyorsunuz? Yok. Biz zaten görsel sanatları eğitim aldığımız için. Ama kızım şu an piyano dersi alıyor. Yani o kendisi istedi. Efendim, şimdi bazı partiler yaşlılarımız oluyor, ihtiyaçlarımız oluyor. Böyle eline poşetleri bağıra bağıra yardım götürüyor. Tabii ki Sultan Gazi'nde yaşlısı var, fakiri var, yoksulu var. Bunları tespit ederken nasıl dikkat edecek? Bazen hiç ihtiyacı olmadan, bazen arkadaş diyor ki 5 katlı apartmanı var ama o yardım alıyor, ben alamıyorum. Bu konuda nasıl çalışacaksınız? Şimdi bizim bölgemizin gelir düzeyi İstanbul'a göre düşük yani. Bu bir gerçek. Yani yardımla gerçekten her şeye yetişemezsiniz. Bir noktaya yetiştiğimizde öbür nokta ağır kalıyor. Bir kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma Vakfı var. Bir de belediyenin Kültür İşleri Sosyal Müdürlüğü var. Bunların yaptığı yardımlarda kısmen vatandaşa ulaşılıyor ama esas olan bölgenin refahını arttırmak, huzurunu arttırmak. Ondan sonra çözülür. Yardım noktasında da daha da geliştireceğiz. Ama bir poşet vermeyeceğiz ellerine. Bizim belediyelerde olduğu gibi bir kartla o yardımları alacaklar. Bencil olmayacaklar. O sıralarda durmayacaklar. Hem bir ay kaldı. 31 Mart'ta Sultan Gazilere ne diyorsun? Nasıl oy kullansınlar? Sultan Gazilere demiyorum. Sultan Gaziler bana diyor. Ben çünkü sağdayım, alandayım. Artık buralar onların kalesi görünüyor ama oy verdik vermeyeceğiz diyorlar, oy verdik kararsız diyorlar, oy verdik sandığa gitmeyeceğiz, oy verdik vereceğiz diyorlar ama genel olarak bir dönüş var, İstanbul'da var, Sultan Gazi'de var. Bütün Sultan Gazililere Mart'ın sonu bahardır diyorum, bahar gelmeye başladı zaten. İnşallah Sultan Gazili'yi Sultan Gaziler yönetecek diyorum, teşekkür ederim. Hem
20 soru 20 cevap Serhat Gündem programı sona erdi. Yayında yapalım demek için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür Cumhuriyet Halk Partisi Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mimar Sayın Haluk Bozkurt'a çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Partili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşlarına rica ediyorum. Arkadaşlarımızla bir çeksin ve size de ayrıca teşekkür ederim. Arkadaşlar, müzik sesi arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım. Ben teşekkür ederim.